Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoyla birlikteyiz ve bu videoda kısa bir süreliğine elimize alıp sağına sonuna bakma fırsatı bulduğumuz Note 20 ve Note 20 Ultra'yı sizler için değerlendiriyor olacağız. Note 20 ailesinde yine iki farklı cihaz var. Note 20 6.7 inç boyutlarında, Note 20 Ultra'da 6.9 inç boyutlarında bir cep telefonu. Ve ne yazık ki cihazlar arasında sadece boyut farkı yok. Donanımsal olarak da fark var. Note 20 Ultra'da da Note 20'de de aynı işlemci. Ülkemizde Exynos 990'lı modelleri göreceğiz. Bellek miktarı ve kapasiteler değişiyor. Mesela Note 20 SD kart takamıyorsunuz. 8 GB bellek 256 GB depolama alanıyla geliyor. Note 20 Ultra'ya baktığınızda ise 12 GB bellek 256 GB depolama alanı ama SD kartla arttırabiliyorsunuz depolama alanını. Neden Samsung küçük modele de böyle bir özellik getirmemiş bilemiyorum. Çünkü küçük dediğimiz cep telefonu da 6.7 inçlik devasa bir ekrana sahip aslında. Aynı zamanda cep telefonları tasarımsal olarak da birbirinden ayrılıyor. Arkadan baktığınızda benzerler ama önden baktığınızda Note 20 Ultra kavisli bir ekrana sahip. Ve bu ekran 120 Hz taramızı sunuyor bizlere. Note 20'ye geri döndüğümüzde düz bir ekran var ve 60 Hz'lik bir tarama hızı sunuyor bizlere. Yani sadece tasarımsal detaylar değil donanımda da gerçekten her nüansla bir farklılık görüyorsunuz. Note 20 Ultra'da 4500 mAh'lik bir batarya kullanılırken Note 20'ye geldiğimizde 4300 mAh batarya kullanırken görüyoruz. Mesela ben kavisli ekran sevmiyorum biraz daha küçük olsun falan derseniz Note 20'yi tercih ederken işte hep bu donanımsal farklar kafanızda bir soru işareti bırakabilir. Mesela kamera kısmına gelip baktığımızda Note 20 Ultra ile Note 20 arasında inanılmaz bir kamera çıkıntı farkı var. Note 20 Ultra'da daha çıkıntılı bir yapı görüyoruz. Ve kamera olarak da Note 20 Ultra'da mesela ana kamera 108 megapiksel çözünürlük sunarken Note 20'ye geldiğimizde 64 megapiksel çözünürlük sunduğunu görüyoruz. Her ikisinde de telefoto var. Her ikisinde de ultra geniş kameralar var. Ama dediğim gibi donanımsal farklar oldukça ciddi. Note 20 30 kata kadar hibrit yakınlaştırma yaparken Note 20 Ultra'da 50 kata kadar yakınlaştırma yapılıyor. Oldukça enteresan bir yaklaşım bu. Çünkü Note serisi her zaman için S serisinin üstünde konumlandırılır. S20 Ultra'ya baktığımızda S20 Ultra'da mesela 100 kata kadar yakınlaştırma sunuluyordu kullanıcıya. Note 20 Ultra'ya geliyoruz. Burada 50 kata kadar yakınlaştırma görüyoruz. Demek ki Samsung eleştirileri dikkate almış ve S20 Ultra'nın özellikle 100 kata kadar yakınlaştırmadaki o düşük çözünürlüğünü 50 kata kadar yakınlaştırma ile sınırlandırarak Note 20 Ultra'ya taşınmış. Cep telefonlarının renkleri de oldukça güzel. Mesela bu elim aldığım rose gold bronz rengi karışık versiyon gerçekten de en iddialı oldukları renk. Ama mesela şöyle bir ayrım da var. Note 20 Ultra'da daha parlak renkler bulabilirken Note 20 mat renklerin tercih edildiği bir cep telefonu. Farklı kullanıcılar, farklı zevklere hitap eden, farklı şeyler arayan insanları yakalamak için dizayn edilmiş cihazlar ama keşke sadece boyutları ve renkleri farklı olsaydı. Yani kamerasında, bellek miktarında, SD kart takılabilmesinde, tarama hızında Böylesi ciddi farklar görmeseydik tercih etmemiz daha kolay olurdu. Note 10'da kalem sağdan çıkıyordu, tuş takımı soldaydı. Note 20'de kalem soldan çıkıyor, tuş takımı sağa alınmış. Hani neden böyle sağlı sollu denemeler yapıyor Samsung bilmiyorum kullanıcılardan gelen geri dönüşler neticesinde mi böyle kararlar veriyorlar ama mesela Note 10'u sevdiyseniz Note 20'ye alışmanız gerekecek bunu söyleyebilirim. Kaleme özellikler katılmış, kalemi artık havada hareket ettirerek geri al, ileri git, işte aşağı git, dön, menüyü aç gibi işlevleri de yerine getirebiliyorsunuz. Pratik mi? Alıştıktan sonra pratik olabilir. Tabii ki o el hareketlerini ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü sadece belli el hareketlerine tepki verecek hale getirilmiş kalem. Aynı zamanda notlar uygulaması da geliştirilmiş. Bulut özelliği getirilmiş. Otomatik kayıt var en sonunda. Cihazlarınız arasında notları taşıyabiliyorsunuz kaldığınız yerde kayıt edilmiş oluyor. Klasörleme sistemi var mesela. Klasörlerden notlarınızı geri çağırabiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler arasında yer alıyor. Kalemi her zamanki gibi telefon kapalıyken çıkarttığınızda da not almaya başlayabiliyorsunuz. Hassasiyeti muazzam gerçekten çok seri ve hızlı çalışıyor bir kağıda yazıyormuş gibi devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Samsung'un güçlü olduğu konulardan bir tanesi de DeX biliyorsunuz. Telefonu bir bilgisayara dönüştürüp kullanabiliyordunuz. Ben bunu genelde eleştiririm bir telefonu bilgisayara dönüştürüp ne yapacaksın kablo bağlıyorsun klavye bağlıyorsun vesaire diye ama gördüm ki fazlaca da kullanan insan var. Bilgisayarı bırakmış mesela ikinci bilgisayar olarak telefonunu kullanıyor DeX özelliği sayesinde. DEX geliştirilerek kablosuz bağlantıya uygun hale getirilmiş görüntüyü de kablosuz olarak televizyonunuza aktarabiliyorsunuz mesela. Beğendiğim özellikler arasında yer aldı. Güzel geliştirmeler mevcut. Şimdi Note 20 Ultra büyük model dedik. Ama aslında her iki modelinde kamera özelliklerinde promote eklenmiş. Yani elinizle çeşitli ayarları düzenleyebiliyorsunuz. Fakat Şöyle bir güzel özellik var. Benim hep hayalini kurduğum bir şey de bu Bluetooth kulaklıkları, cep telefonunda yaka mikrofonu gibi kablosuz mikrofon gibi kullanabilmek. Samsung'un yeni mikrofon serisinde, yeni kulaklık serisinde artık Bluetooth yaka mikrofon olarak kullanma desteği getirilmiş. Note 20 ailesine promo'da aldığınızda seçeceğiniz mikrofona göre Bluetooth mikrofon olabilir, USB mikrofon olabilir. Cihazınıza kablosuz mikrofonlar bağlayabiliyorsunuz güzel özelliklerden bir tanesi. Özellikle Samsung cihazlar USB mikrofonları desteklemedikleri için pazarda satılan oldukça güzel aksesuarları direkt takıp kullanamıyordunuz. Üçüncü parti uygulamalar yüklemek zorunda kalıyordunuz. Şimdi Samsung'un direkt uygulaması içerisinde bu işlerinizi görebileceksiniz. Her iki telefonda 8K video kaydı yapabiliyor. Tabii ki 8K video kaydını açtığınızda oldukça fazla crop yapılıyor. Yani crop ne demek? Görüntüye inanılmaz yaklaşıyorsunuz. Bu dar ortamlarda çekim yapacağınız zaman bir sıkıntı ama geniş bir ortama sahipseniz güzel güzel çekiminizi yapabilirsiniz. 21'e 9 çekim formatı da desteklenmekte cep telefonlarında sinematik çekimde yani tam ekranı kullanacak şekilde çekimlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekranlar muazzam ama ekran konusunda özellikle ultra modelinde bir şeyin altını çizmem lazım. 120 Hz bir ekrana sahip dedik ama 3096x1444 piksel çözünürlüğü kullanmak istiyorum diyorsanız 120 Hz tarama hızını kullanamıyorsunuz. Samsung buna da bir sınırlama getirilmiş. Düş çözünürlüğü düşürüyorsunuz. Ondan sonra ancak çözünürlük modu ve tarama modu aktif hale geliyor. Aynı zamanda burada adaptif bir tarama hızından bahsediyoruz. Yani mesela duran bir görüntüye bakıyorsunuz. Telefon o zaman 1 Hz'e kadar düşüyor. Hareketli bir görüntüye bakıyorsunuz 120 Hz'e kadar çıkıyor pil tasarrufu sağlanmaya çalışılmış ama neden en yüksek çözünürlükte ben 120 Hz'de kullanamıyorum. Bırak pili fazla harcayacaksa harcasın. Böyle bir seçeneğimiz yok. Neden yapmamışlar? Açıkçası ben de bilmiyorum ama ekran ekranlar muazzam gerçekten. Yani bir resme bakıyor musunuz gibi, bir kağıda bakıyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Görüntüler, renkler, kontrast oranları özellikle video filmlerini izliyorsanız gerçekten de harika görünüyor. Telefonların ikisinin de şöyle söyleyeyim elinize aldığınızdaki ilk hissiyatı oldukça iyi. Samsung zaten malzeme kalitesi konusunda hani tepe model cep telefonlarında eleştiri gören bir firma değil. Orta sınıf cep telefonlarına dahi elinizde ilk aldığınız anda size iyi bir cihaz tuttuğunuzu hissettiriyor. Bunlar da zaten artık firmanın en tepe en amiral gemi modelleri ve fazla fazla elinize aldığınızda bu cihazların iyi cihazlar olduğunu hissediyorsunuz. Şimdi hissiyat dışında tabii ki ne kadar pil süresi gidiyor, performansı nasıl bir şey demek zor. Menülerde artık takılan bir cep telefonu görmüyoruz zaten. Bunlar da takılmasınlar. Yani fiyat sınıfları ve kategorileri düşünüldüğünde menülerde akarak hareket etsinler. Zaten beklentinizi fazla fazla karşılıyorlar yazılım sürümleri olarak filan. Piyasadaki en üst Android sürümüyle geliyor. En üst Samsung arayüz sürümüyle geliyor. Ondan sonrasında artık Samsung'un vereceği güncellemelere bağlı tabii ki telefonlarına kadar güncel kalacakları. Daha fazlasını ancak ve ancak cihaz elimize ulaştıktan sonra sizlere söyleyebilirim. Gece çekim modlarında performansı nasıl olacak? İşte tam olarak video çekim modlarında odaklama konusunda neler göreceğiz? Mesela ultra modeline baktığımızda özellikle lazer odaklamalı kısım konusunda çok iddialı Samsung. Çok hızlı odaklama yapabildiğini artık cihazların video çekerken nesne hareketli olsa dahi odak kaçırmadığını üstüne basa basa söylüyor. Bunları göreceğiz ama mesela benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi video çekiyorsunuz. Ultra geniş açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapacaksınız. Tak diye orada kameranın takıldığını, atlama yaptığını görebiliyorsunuz. Yani mesela Oppo'da bu yok, iPhone'da bu yok. Firmalar demek ki bunu bir şekilde çözebiliyorlar. Niye Samsung hala çözememiş? Tam olarak bir fikrim yok bu konuda. Cihaz belki çıktıktan sonra bir güncelleme ile bu sorunların da giderildiğini görebiliriz. Evet, yani ilk izlenimlerim ancak cihazlar hakkında aktarabileceklerim bu kadar. Güzel görünüyorlar. Kamera çıkıntısı ultra modelinde gerçekten abartı bir çıkıntı yalnız bunu söyleyeyim. Yani normal model hadi tamam kabul edilebilirdi. Ultra'ya kesin bir kılıf takacaksınız. Kılıf taksanız dahi kamera oradan çıkacaktır bir şekilde. Neden böyle yaptıklarını bize ancak lansmanda görebileceğimizi söylediler. Yani Ultra'nın kamera konusunda çok gelişmiş bir cep telefonu olduğu Ve ancak lansmanı izlerken biz o kamera çıkıntısının neden büyük olduğunu öğrenecekmişiz. Bize orada hiçbir bilgi vermediler. Yani telefon elinizde ama kapalı kutu hiçbir bilginiz yok. O yüzden video hazırlarken de böyle zorlanıyorsunuz. Bakalım siz lansmanı izlerken, lansmanı izlediğimiz sıralarda ben de bu videoyu yayınlamış olacağım. Genel olarak tasarımsal hatlar Gözüme batan ufak tefek sıkıntılar veya işte cihazın öne çıkan özellikleri neler bunları sizlere bu videoda aktarmaya çalıştım. Fiyatı da bize söylemediler. Fiyatı siz büyük ihtimalle bu videoyu izlerken öğrenmiş olacaksınız. Lütfen fiyatı nasıl buldunuz? Cihazı almayı planlıyor musunuz? Nosterisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Geldiği nokta sizce yeterli mi? Daha mı iyi olmalıydı? Bu konulardaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.